Selamlar, yeniden merhaba. Bir ayın üzerine tekrar video atacağım. Yani umarım bu videoyu atabileceğim, öyle düşünüyorum. Çünkü aslında bir ay içerisinde bir sürü video çekmiştim. Ama oğlum sağ olsun telefonumu terastan aşağıya fırlattı. O yüzden çektiğim bütün videolar onunla beraber gitti. Yani kurtarana kadar bu video ilk video olacak bir ay sonra. Yani daha farklı planlar vardı kafamda ama kısmet artık yeniden çekeceğiz, edeceğiz. Belki hiç yayınlamayacağım. Neyse, çok uzattım yine girişi. Çok uzattım. Bugünün videosunun konusu, başlıkta da gördüğünüz gibi, şurada duran Hobbit kitabının, güzel mi güzel Hobbit kitabının incelemesi. Ne salakça hareketler yapıyorum şu an. Şu. Evet, tutturdum. Hobbit kitabını bugün baştan sona inceleyeceğiz. Sayfa sayfa, page to page, flip through. Niye bunu İngilizce söyledim? Çünkü öyle diyorlar hep şeyde. Nedir ona da? Yabancı YouTuber'lar. Evet, daha fazla saçmalamadan videoya geçelim. Bu kitap inceleme şeyine hala da alışamadım. Bu şimdi aslına bakarsanız 7. videom falan oluyor. 2 tanesini yayınladım. Kalanlar çocuk kitapları alakalı. Onlar kolaydı. Ama böyle yetişkinlere hitap eden kitaplarda tanıtım konusunda birazcık memnun olmuyorum çektiğim şeylerden genel olarak. Ama çok da düzeltemedim de açıkçası. Sizin bir fikriniz varsa çok almak isterim. Çünkü kamera ekipmanla demeyeyim, telefonumla çekiyorum. Bir tane de işte bu ışıklar var ya, ayakta duran, onlardan var. Çok güzel olmuyor masa üzerinde çektiğim zaman. Daha önce bir kere çekmiştim. Gerçi olumsuz bir yorum da gelmedi ama işte izlenmeler düşük olduğu için çok da algılayamıyorum. Belki önemsemiyor insanlar. Hani ufak kanal zaten vesaire diye düşünüyorlar. Bilmiyorum. Daha önce de bu Tolkien Mirası yazan kitabı elimde incelemiştim. Elimde göstererek. Hani sanki elimde gösterirken daha çok rahat ettim gibi geldi. Çünkü en azından ne gösterdiğimi görebiliyorum. Çektikten sonra böyle yarım saat, bir saat bu gibi kalın kitaplarda hani sonra pişman olmak biraz şey oluyor. Niye böyle şeyler anlatıyorum bu videoda ben ya? Bu video kitap inceleme videosu. Ama galiba sohbet edesim gelmiş biraz. O yüzden. Neyse. O yüzden bugün ne yapacağıma karar veremedim. Yine masa üzerinde çekeceğim sanırım. O şekilde ayarlayacağım. Umarım keyif alırsınız videonun gelen hatlarından. Şimdi şöyle kapağını vesaire elimde inceleyelim. Böyle bir şömizi var. Şömizi çok güzel. Bu çizimler daha önce çok daha önce çizilmiş aslında şeyler. Hazırlayan Douglas A. Anderson diyor. Yine tabii ki İthaki yayınlarından çıkma. Açıklamalı notlarıyla Hobbit, J.R.R. Tolkien. Arka kısmında da Washington Post Book World'ün bir açıklaması var. Etkileyici olduğu kadar kullanışlı da Hobbit'i Tolkien okurları için bir el kitabına dönüştürüyor demiş. Denver Post'ta Hobbit hayranları bu kitabı elinden bırakamayacak demiş. Tolkien'in Hobbit'in orijinal baskısı üzerine söyledikleriyle alakalı bir burada küçük bir yazı var. Onu okuyabilirim hızlıca size. Gidip geriye dönülen rahat batı dünyasından yola çıkılıp yabanın kıyısından aşılıp yeniden sılaya yenilen yolculukları seviyorsanız ve mütevazi bir kahraman ilginizi uyandırabilirse, burada parantez içinde biraz bilgelik ve bolca şans ile kutsanmış demiş kahraman için. İşte size böyle bir yolculuğun ve böyle bir yolcunun öyküsü. Anlatılan dönem perilerin çağı ile insanların egemenliği arasındaki ünlü kuyut ormanın halen var, dağların ise tehlikelerle dolu olduğu kadim zamandır. Bu mütevazi serüvenciyi takip ederken yol üzerinde onun da yaptığı gibi bu şeyler hakkında her şeyi zaten bilmiyorsanız diye yine böyle bir parantez açmış. Troller, goblinler, cüceler ve elfler hakkında bilgi edinecek ve ihmal edilen ama önemli bir dönemin tarihi ve siyasetini kısaca görme fırsatı bulacaksınız. Zira Bay Bilbo Baggins çeşitli mühim kişileri ziyaret etmiş, ejderha muhteşem Smaug ile söyleşmiş ve hayli isteksizce de olsa Beş Ordu'nun savaşında bulunmuştur. Zira kendisi bir hobbit olduğundan bu daha da şaşılası bir şeydir. Hobbitler belki de bir kural olarak rahatlarını heyecanla iyi tuttuklarından bugüne dek tarihte ve söylencede göz ardı edilmiştir. Ama Bay Baggins'in bunun dışında sakin olan yaşamındaki tek heyecanlı yıla dair kendi anılarına dayanan bu anlatı, size şimdilerde nadir olan bu saygın halk hakkında iyi bir fikir verecektir. Onlar gürültüden hoşlanmazlar demiş. Çeviren Gamze Sarı Yücel. Gamze Sarı Yücel, seni kıskandım gerçekten. Ben zamanında 65 liraya almışım sanırım. 65 TL yazıyor. Şömizin iç tarafını da göstereceğim. Şöyle bir yazı var. Inkling araştırmaları MIT yapım bilimi ödülü kazananı demiş. Burada yine bir yazı var. Bu konuyla alakalı. Yani okuyabilirim. Okumamı isteyenler için okuyabilirim. Okumamı istemeyenler ilerletebilirler. Burada da Tolkien'in hayatıyla alakalı ve Douglas A. Anderson'ın kısaca bir hayatıyla alakalı şey var. Yine burada sıra dağlarımızı görüyorsunuz. Burada aynı şekilde sıra dağlar şekilleri var. Şöyle görebilirsiniz. Kısaca hemen okuyayım. İstemeyen bu tarafı geçebilir. Bu Inkling araştırmaları MIT yapım bilimi ödülü kazananlarıyla alakalı bir yazı. Dünyadaki pek çok okuyucu için Hobbit, tüm zamanların en sevilen yazarlarından Tolkien'in zihninden yayılan hikayeler aracılığıyla elflerin, büyücülerin, cücelerin, ejderhaların, orkların ve yüzüklerin efendisiyle Silmarillion'da tavsiye edilen birçok diğer yaratığın evi olan büyüleyici Orta Dünya'nın kapısını açan unutulmaz bir eserdir. Douglas A. Anderson'ın hazırladığı açıklamaları notlarıyla Hobbit, Tolkien'in bu önemli klasiğindeki karakterleri, kaynakları, mekanları, nesneli ve yaratıkları derinlemesine inceleyip perde arkasında kalanları açığa çıkarıyor. Orijinal hikayenin düzeltilmiş ve tamamlanmış metninin yanına yerleştirilen, Hobbit'in tarihsel sürecini gösteren 200'e yakın görsel, Orta Dünya'yı tanıyıp sevenler için Anderson'ın notlarıyla hikayenin gücünü bir kat daha arttırıyor. Tolkien'in orijinal çizimlerinin, haritalarının ve renkli resimlerinin de dahil edilmesiyle bu baskıyı Hobbit'in var olan en detaylı baskısı yapıyor. Açıklamalı notlarıyla Hobbit, Tolkien'in bir yazar olarak nasıl çalıştığını, nelere ilgi duyup nelerden etkilendiğini ve bütün bunların Orta Dünya'nın ayrıntılarına nasıl bağlandığını gösteriyor. Tolkien'in hayatına ve Hobbit'in yayınlanma geçmişine değerli bir bakış sunup, hikayenin her bir detayının Tolkien'in yarattığı dünyanın diğer kısımlarıyla nasıl uyum içinde olduğunu gözler önüne seriyor. Burada Gollum karakterinin tek yüzüğün gerçek doğasına barındıracak şekilde nasıl değiştirildiğini öğrenebilir ve Erebor seferinin tam metniyle Gandalf'ın Bilbo Baggins'i cücelerle bir yolculuğa nasıl göndermeye karar verdiğinin açıklamasını okuyabilirsiniz. Anderson ayrıca Beowulf'tan Alice'e, Grimm kardeşlerden Lovis'e, bizim dünyamızdan ve edebiyat tarihimizden isimlerle de anlamlı ve şaşırtıcı bağlantılar kurup Hobbit gibi bir efsaneyi hak ettiği yere ulaştırıyor demiş. Burada kitabın birazcık tanıtımı yapılmış. Demek ki ben de daha önce bu kısmını okumamışım. Çünkü başlıkla alakalı bir şey olduğunu zannettim. Değil. Sadece burada kitabın hani MIT yapım bilim ödülünü kazandığını anlatmak için böyle bir başlık atmışlar. Burada Tolkien'in hayat hikayesi var. Bir de işte söylediğimiz gibi hazırlayan Anderson'ın kapak hikayesi var. Bunları kapak hikayesi. O neyse. Hayat hikayesi var. Onları okumuyorum. Bunları şey yapabilirsiniz. Kendiniz internetten bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Özel bir yazı değil. Ve bu kocaman, uzun, kalın kitaba bu sıcakta sizler için başlıyoruz. Daha önce göstermiştim. Tekrar göstereyim. Bu bilinen Tolkien'in eski çizimleri güzel bir şekilde koymuşlar. Arka tarafta da böyle yine bir orman figürleri var. Burada da dağlar koymuşlar. İç kısmını kitabın anlatımı var. Kitabın detayları, içeriği okudum bunu. Eğer atladıysanız geri dönüp bakabilirsiniz. En arka kısmında şömizin yine bu şekilde uyumlu bir şekilde, öyle söyleyeyim. Şöyle bir odaklama yapayım. Bir saniye. Devam ediyor. Tolkien'in ve hazırlayan Douglas A. Anderson'ın hayat hikayesi var. İç kısımda daha yine bildiğimiz çizimlerden bir çizim var. Ejderha çizimi. Bunu daha önce hatırlarsanız bu çizimi diğer Tolkien mirasında da göstermiştim. Tolkien'in burada muhtemelen Londra'daki Airles and Friar'e çekilen bir fotoğrafı demişler. 27 Ekim 1937 yılı burada jünlerle güzel bir şey yapmışlar. Kenarlar yapmışlar. Açıklama kısmında geçtik. İthaki yayınlarından 2014'te çıkmış benim elimdeki kitap. Burada bilgileri var biliyorsunuz. Burada bir yazı var. Çok da uzak olmayan bir kasabada en sevdiğim kitapları yeniden okuyup açıklayıcı notlar düşebileceğim bir yaşlılıktan daha güzelini hayal dahi edemiyorum demiş. Hayal dahi ben ekledim. Hayal edemiyorum. Andre Morris. Bir kez keyifle okuduğumuzu yeniden keyifle okuruz demiş. Okuruz. Okarız. İçindekiler kısmı bunları tek tek okumayı düşünmüyorum arkadaşlar. Diğer şeyleri de okumayı düşünmüyorum. Çünkü çok uzun sürecek. Kitabın kendisi çok uzun. Bakın 399. sayfada yabaneler haritası varmış. Yani artık okuyamam herhalde. Burada bir teşekkür kısmı var. İkinci baskıya ön söz demiş. Demek ki elindeki ikinci baskıymış. Ben de birinci baskı zannediyorum. Burada küçük bir ressam, bibliografya, işte biyografi bilmem ne filan bir şey koymuşlar. Unuttum ne olduğunu. Kaynakçı gibi giriş kısmı var. Ve ben bunu böyle kırmayı hiç istemiyorum şu an ama Tolkien ailesinin Ocak 1930'dan 1947'nin başlarına kadar şöyle yakınlaştırayım bunu. Bir de şöyle netleyelim. Başına kadar oturduğu Northmoor Road 20 numaradaki ev. Tolkien'in çalışma odası zemin katta, sağ alttaki batıya bakan pencereleri yukarıda görülüyor demiş. Ve güneye bakan sağda bu fotoğrafta görünmeyen pencereleri olan odaydı. Tolkien'in çalışma masası güneye bakan pencerelerden birinin önünde duruyordu demiş. Bu da Tolkien'in sanırım çalışma masası. Evet, Tolkien'in çalışma masası bir yarar için satılmış. Daha önceden şöyle tekrar bir netleştirelim. Library Society'den alınmış şöyle bir yazı var. King Edward School Chronicle Mart 1911'de Edebiyat Cemiyeti'nde İskandinav söylenleri konulu bir tez okuduğuna dair bir haber yayınlanmış. Bu şekilde Erendel'le alakalı bazı yazılar var. Edward Augustine Whitesmith ile alakalı bir yazımız var burada. The Marvelous Land of Snurts demiş. Yine güzel çizimler var. Tolkien ile 4 çocuğu yine aynı evde, bahçesinde o evin çekilmiş bir fotoğraf. Biraz yakınlaştırabilirim İsterseniz şöyle devam ediyoruz. Yine Tolkien'in el yazmaları ve çizimlerinden. Birinci bölümün ötesine geçmeyen orijinal Hobbit taslağından bir sayfa demiş. Devam ediyoruz. Yani bu çok detaylı bir kitap. Sayfa sayfa böyle çok içine girersek hakikaten çok uzun bir video olur. Bu da sanırım ilk yayınlanan. Bakalım. Hobbit'in Allen and Unwin baskısının cildi Tolkien tarafından tasarlandı. Cilt için yaptığı çizimlerin bazıları ressam 141'de görünebilir demiş. Kitap sırtı üzerindeki rünler bir D rünün üstü ve altında bulunan iki TH rünü Thorin ve Torun Yalnız Dağı'nın gizli kapısını imgeler demiş. Şunlardan bahsediyor. Bu da bizim sürekli karşımıza çıkan aslında bugün çizimlerden bir tanesi, kitaplarda kullanılıyor hala. Şurada bir haber sanırım yayınlanmış. Do you know what the critics say about the Hobbit? It is worth your while to stock and to display this remarkable children's book diyor. Çocuk kitabı olarak tabii geçiyor Hobbit. Şuradan devam edelim. Bakın bu çizimi görüyorsunuz. Bu çizim aynı zamanda bu Tolkien mirası kitabında Hobbit'in üzerindeki çizimin de aynısı bu şölesi. Bakın bu da farklı bir, mesela burada farklı bir şey gösteriliyor. Kitap kapağı şöyle netleştirelim. Amerikan baskısıymış 1938 yılının. Burada yine tam sayfa Hobbit ilanı 1938'de yayınlanmış. Ya bunlar çok çok eski belgeler olduğu için biraz böyle merakı olan böyle şeylere tabii insanların cezbederdi. What is Hobbit? Mr. Bilbo Baggins, The Author, London Times'la alakalı böyle yine bir Hobbit ilanı. Burada da başka bir Hobbit ilanı. Tabii o zaman herhangi bir reklam aracı vesaire olmadığı için, yani sadece dergiler, gazeteler olduğu için ilanlar çok fazla. Bunları ilerletiyoruz. Yine rünlerle başlatılmış. Bakın şurada Hobbit yazıyor. Görüyor musunuz? Hobbit yazısını. Hobbit'in yayınlanmasından kısa bir süre sonra Tolkien Stanley Unwin'e şöyle yazmıştır demiş. Gördüğüm kadarıyla hiçbir eleştirmen kendileri Dwarfs yazarak doğru halini kullanmalarına rağmen çoğul hal olan Dwarfs'un VS ile yazmış. Yanlış yazımını, bunu da eleştirileri dikkatle inceleyerek gördüm, fark etmemiş. Sanırım küçük bir dil bilgisi hatası, ancak bir filolog olduğum düşünülürse yine de şok edici. Dwarf kelimesinin tarihsel anlamda doğru biçimi Toot'un tit olması gibi Dwarfs'tur. Açıkçası biraz modası geçmiş olsa da güzel bir kelime. Ancak hala keşke Dwarfs kelimesini kullansaydım diyorum demiş. Tabii kendisi filolog olduğu için kendi yaptığı dilsel hatalara burada bayağı bir takılmış. Beklenmedik bir parti. Burada bu noktada Hobbit başlıyor. Ve yan tarafında gördüğünüz gibi sürekli olarak bilgilendirmeler göreceğiz bu kitapta. Mesela topraktaki bir oyukta bir Hobbit yaşardı demiş. Üstüne bir eklemiş. Yan tarafında bir bilgi var. Giriş paragrafı o kadar iyi bilinir olmuştur ki 1980'lerde Barrett's Familiar Quotations, Barrett'in bilindik alıntıları 15. basımına eklenmiştir. İlk cümle pek çok dilde tanınır ve aşağıdaki cümlenin bu dillere çevirilerinin küçük bir seçkisi bulunur. Ben bu ne? In a hole, in the ground, there lived a hobbit demiş. Bu orijinali. Bunu nasıl okuyacağım asla bilmiyorum. Fransızcası, Almancası, Macarcası, İtalyancası, İspanyolcasını yazmışlar. Hatta İsveççesini de yazmışlar. Evet, şu anda gördüm. Hobbit bugüne dek 41 dile çevrilmiştir. Dillerin tam bir listesi bu kitabın sonunda bibliografyanın 3. bölümünde bulunabilir demiş. Bu gibi detaylı bilgiler barındırıyor kitap, gördüğünüz gibi. Hani daha böyle Tolkien'i çok seven, kitapla alakalı detaylı bilgileri doğru kaynaklardan edinmek isteyen insanlar için aslında çok güzel bir kaynak, çok detaylı. Çok güzel çizimler var. Çıkın çıkmazının dışında Bilbo ve Gandalf demiş. O filmdeki sahneyi de asla unutamıyorum. Bu pipo tüttürdükleri sahne. Bakın keza yine burada da Bilbo ve Gandalf. Çok 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 güzel. Bakın burada bu arada hikaye devam ediyor. Bunlar hala detaylı anlatımlar yani. Bakın hikaye şurada devam ediyor. Şurada devam ediyor. Bunlar hala illüstrasyonlar ve kitabın detayları, bilgilerin detayları hakkındaki detaylar. Ne güzel konuştum. Bakın bunları falan da görmüştük hatırlarsanız Tolkien mirası kitap setinde bunları da görmüştük. Hobbitlerin Bilbo'nun evine girdiği ve eşyaları, tabak çanakları aldıkları yer. Kırın bardakları ve çatlatın tabakları. Bükün bıçakları ve eğin çatalları. Nefret eder Bilbo Baggins bundan. Kırıp şişeleri, mantarları yakmanızdan. Kesin örtüyü ve basın yerdeki yağı. Dökün sütüklerin ortasına. Bırakın kemikleri yatak ortasındaki halıda. Sıçratın şarabı her bir kapıya. Atın kaseleri kaynayan çanağa. Ufalayın topunu kalın bir sopayla. Bitince işiniz sağlam bir şey kalırsa gönderin salona yuvarlana. Nefret eder Bilbo Baggins bundan. Siz de dikkat edin tabaklara diyor. Ben bunun İngilizcesini de çok seviyorum. Hatta daha çok seviyorum Türkçesini, ama Türkçesi çok başarılı bir çeviri olmuş. Keyifli olmuş yani gerçekten. Çok çok hoş. Bir de burada şeyi de çok seviyorum. Adını unuttum. Thorin'in okuduğu şarkıyı da böyle. Şöminenin önünde Thorin bir şarkı okuyor filmde. Şarkı okumakla değil, şarkı söylüyor bir şeyde. O da çok hoşuma gidiyor. İngilizcesini çok çok seviyorum ondan. Türkçesi yok galiba. Var mı? Bilmiyorum. Bakın burada Thorin, Gandalf ve Bilbo turun haritasını okuyorlar. 1975 Macar baskısı için Tamas Şizezeşilko tarafından yapılan illüstrasyon demiş. Asla okuyamam Macar şeylerini falan arkadaşlar. Siz araştırırsınız. Devam ediyoruz. Lanet olsun adına. Evet dedi. Bakın burada bir şiir daha var. Yatağında yatarken Thorin'in hala yandaki en iyi yatak odasından kendi kendisine mırıldandığını duyabiliyordu. Soğuk, sisli dağların ardındaki ıraklara, derin zindanlarla eski mağaralara, düşmeli yolumuz gün doğmadan oralara, efsunlu soluk altını aramaya demiş. Çok güzel ya. Allah'ım mükemmel. Koyun kızartma. The Hill. Burada Hobbit Town, yani Hobbit kasabasında bir arkada kalıyor. Burada Tolkien'e ait yürüyen cüceler çizimi. Bu çizim ressamda falan falan, Smaug'un çizimleri bulmuşlar falan alınmadır demiş. Cücelerin bu görsel temsili Tolkien'in kendi elinden çıkanların en iyisidir demiş. Devam ediyoruz. Bilbo ile Troller 1962 Portekiz baskısı için Antonio Quadros tarafından yapılan çizim demiş. Bunu hatırlıyorsunuz. Işık vurduğu zaman şey oluyorlardı. Taşlaşıyorlardı. Yine aslında çizimleri yakından görmek daha şey olur. Çünkü biraz şey oluyor. Siyah beyaz çok yoğun çizimler olduğu için belki göremiyor olabilirsiniz. Çok emin olamıyorum. Burada Tom'dan bahsediliyor. 3 Troll'ün taşa dönüşmesi kısmına geldik. The three trolls are turned to stone demiş. Bir hatırlarsanız Bilbo bu hikayeyi Yüzüklerin Efendisi'nin ilk kısmında anlatıyordu. Aynı hatta Bilbo'nun cümlesi. Rivendell. Ayrık Vadi. Nehir akıp gidiyor. Hey tralallalalley. Buradaki vadide. Burada Elrond'a gittikleri ve işte ay harflerini fark ettiği, Gandalf'ın kendine kızdığı, nasıl fark edemediğine kızdığı bölüm. Tolkien'e ait Ayrık Vadi'den Doğuya Bakarken isimli bir çizim. Bakın arkalarında Rivendell yazıyor. Tepenin üstü, tepenin altı. Bilbo vadiden tırmanarak çıkar ve Ayrık Vadi'yi geride bırakır. 1986 Slovak baskısı için Mirnak Povi Ovek tarafından yapılan çizim demiş. Yani Türkiye'de neden bilmiyorum. Çok fazla Türk böyle çizim yapan şahıslara şey verilmiyor. Ne derler ona? Şans mı diyelim? Yeni mesela bir baskı yapıldığı zaman genelde orijinaldeki şeyler kullanılıyor. Ama dünyanın farklı yerlerinde çok güzel çizimler olan farklı farklı kapaklar, işte tasarımlar vesaire olabiliyor. Özellikle Harry Potter'da çok fazla var mesela. Çok değişik değişik şeylerin olabiliyor. Ama Türkiye'de yok. Aslında olmasını isteriz tabii ki. Neden olmasın? Çok da keyifli olur. Şöyle şunu kenara alalım. Burada kılıçları buldukları dönem. Bu bir elf kılıcı. Demek bu bir elf. Burada Gollum'un bir çizimi var. Alan Lee tarafından 1997 tarihli resimli Hobbit basımı için yapıldığı kara kalem çizim demiş. Birazcık Alan Lee'den bahsetmiş. Burada da 1977 Estonya baskısı için Merit Kernumis tarafından yapılan illüstrasyon demiş. Sanırım şu bizim bildiğimiz Gollum'a daha yakın bir seçenek. Hatta altındaki beze kadar, bez mi denir artık ona, beline bağladığı şeye kadar. Bakın burada da bilmecelerle alakalı 1965'te Japon baskısı için işte Rahuçici tarafından yapılan bir illüstrasyon demiş. Baya baya güzel. Burada şeyler var, bilmeceler var. Sesi yoktur bağırır, yoktur kanadı çırpışır, dişi yoktur ısırır, az yokken mırıldanır demiş. Rüzgar, elbette rüzgar dedi ve bu onu o kadar memnun etti ki hemen oracıkta bir bilmece uydurdu deyip devam ediyor. Canlıdır yok nefesi, soğuktur ölüm gibi, susamaz, içer sürekli, zırhı vardır, hiç şıngırdamaz. Yani çok güzel. Asıl anlamam bu arada bilmecelerden. Bakın burada şey. Bulamadım dedi Gollum. Ardından karanlığın içinden keskin bir tıslama duyuldu. Ceplerinde ne var? Bize söyle. Önce bize söylemesi lazım. Goblin muhafızlar yine Alan Lee tarafından çizilmiş. 1997 Hobbit basımı için. Kara kalem diyor. Yağmurdan kaçıp doluya tutunmak bölümü. Karnım gurulduyor. Şartımda duymuyorsunuz. Bakın burada 6. bölüm için çok güzel bir şey söylemiş. Çok geçmeden yokuşun hem üstlerinde hem altlarında kalan kısmı harekete geçmiş gibiydi. Onlar da bir araya toplanmış halde korkutucu bir kayan, takırdayan ve çatlayan taşlar ve kayalar kargaşası arasında kaymaktaydılar demiş. 6. için şurada bir açıklama yapılmış. Bu pasajda Tolkien'in 1911'de İsviçre'de yaptığı yürüyüş turunu anar demiş. Demek ki burada gerçekten geçmişte sahip olduğu bir anıyla bunu bağlıyor. Ki bunu çok yapıyor ya hakikaten. O yüzden belki bu kadar keyifli, gerçekçi, farklı bir bakış açısıyla okuyabiliyoruz Hobbit'i. Burası Goblin mağarasına düştükleri bölüm. Burada da kartalların onları kurtardıkları çizimler var. Eric Fraser tarafından 1979 Folloset'e ait baskısı için yapılan illüstrasyonmuş bu illüstrasyon. Bakın burada görebiliyoruz şeyleri, kartalları ve cüceleri. Bu da Virgil Finlay'e ait bir illüstrasyonmuş. 1963'ün Ocak ayından itibaren Tolkien'in Amerikan yayıncısı Mifflin'in görkemli bir resimlendirilmiş baskı üretme umuduyla önde gelen Amerikan ressamlarından Hobbit için örnek illüstrasyonlar istemiş. Virgil Finlay de kariyerinde 1935 yılında efsanevi Weird Tales dergisindeki öykülerini resmederek başlamış ve gerisi de onun hayat hikayesini anlatıyor. Bakın şurada bir şey. Ne yazık ki Finlay'den Hobbit'i resimlendirmesi istenmedi. Yaptığı örnek illüstrasyon ilk kez ölümünden sonra Gary Delary'nin The Book of Virgil Finlay'den yayımlanmış. Yani biz bunu wow, çok enteresan. Bu çizim hiç yayınlanmamış. Biz bunu sonradan görebilmişiz. Resim eden kişi öldükten sonra. Enteresan bilgiler. Bu da Kartalların Lordu Gandalf'la konuşuyor. 1983 Fransız baskısı için Evelyn Droghyn tarafından yapılan çizimmiş. Burası Kartal Yuvası'ndan Goblin geçtiğine bakarken batıya doğru dumanlı dağlar adlı çizim. Tolkien'in yine hatırlarsanız Tolkien Miras kitabında bu çizimde vardı. Yine bu da Tolkien'e ait Bilbo bir sabah erkenden güneş gözlerine girince uyandı isimli bir çizim. Kartal hikayeleri burada bitiyor. Ve burada Bjorn'un hikayesine geçiyoruz. Bjorn'un salonu çizimleri burası. Buralarda herhangi bir detay koymamışlar. Bakın şurada başlıyor tekrar detaylar. Bjorn'un hayvan hizmetkarları çizim görebiliyorsunuz. Bjorn'un hayvan hizmetkarları farklı bir çizim daha burada Alman baskısı için Klaus Enzikat tarafından yapılmış. Bjorn'un salonu 1965 Japon baskısı için çizilmiş. Kuyut Orman. Yine burada güzel çizimler var. Bjorn'un çizimleri, Bjorn'la ilgili. Bakın burada ne diyor? Rübezahlsgarten. Rübezahlsgarten herhalde. Alman bir tarafından çizilmiş sanırım. Sinekler ve örümcekler bölümüne geçiyoruz. Kuyut Orman. Hatırlar bu aynı çizim biliyorsunuz. Kitabımızda da mevcut kitabın kapağında. Burada beyaz sayfalara geçiyoruz. Tepe demiş suyun karşısındaki Hobbit köy. Tolkien tarafından resimlenmiş Rivendell'in Ayrık Vadi. Bu çizdiği ve bizim içeride gördüğümüz resimlerin renkli versiyonları. Kapağımızdaki Smaug. Hobbit'in 1937 baskısı için şömiz görseli. Bilbo salcı elflerin kulüplerine geldiğinde demiş. Bakın bunu da az önce gördük. Burada Hobbit'in eski taslanın alınma Thorin haritasını da kapsayan bir sayfa demiş. Bu sayfayı görmüştük hatırlarsanız başta. Yabaneler haritasının erken tarihli bir versiyonu. Gandalf'ın kökeni Joseph Madlener'e ait Der Bergeist adlı bir kartpostal demiş. Smaug'un ölüm adını taşıyan bir çizim Tolkien tarafından resmedilmiş. İllüstrasyonları Michael Hogg'a ait olan 1904 tarihli Hobbit baskısına alınma Gandalf'ın kartallar tarafından kurtarılması adlı çizim demiş. Güzel bir çizimmiş. Tolkien'e Alman ressamı Horus Engels tarafından gönderilen 1 Kasım 1946 tarihli resmedilmiş bir mektup demiş. Çok güzelmiş bu da gerçekten. Trolleri anlatıyor. Thorin'in defni, Alan Lee kendisine ait 1917 tarihli resimli Hobbit basımından demiş. Çok güzelmiş. Gerçekten çok güzelmiş. Yine Alan Lee'nin 1917 tarihli Hobbit basımından Carrot demişler. Ayrık Vadi, Eskarot üzerinde Smaug. Tekrar devam ediyoruz. Efsunlu Nehir. Estonya baskısı için Bombur'un Efsunlu Nehir'de yine çizilmiş farklı bir baskı. Elfler, Bilbo siyah imparatorları izler demiş. Bilbo ile örümcekler, Bilbo cüceleri bir örümcekten kurtarıyor demiş. Hatırlarsanız bu bölümü de hepsini böyle ağlarına sarıyordu ve Bilbo herkesi kurtarıyor idi. Yani buradaki yanlardaki her şeyi okumak gerçekten çok mümkün değil. Thorin ve Elf Kralı 1975 Romanya baskısı için Livan Rus tarafından yapılan illüstrasyon. Yine burada Elf Kralı'nı güzel bir resmi var. The Elven King's Gate demiş. Elf Krallığı kapısı. Thorin Elf Krallığı zindanında. Thorin çok çirkin resmetmiş Ruslar ya. Bu ne Allah aşkına Thorin? Bilmiyorum. Filmdeki Thorin çok benim beynime şey yapıldığı için. Bilbo cüceleri fırçalara yerleştirir demiş bu şey bölümde. Fırçalar Elf Kralı'nın meselinden dışarı boşaltılır. Bilbo salcı elflerin kulübelerine geldiğinde adlı çizim. Göl kasabasının çizimi. Bilbo'culardan birini fırçadan kurtarıyor. Giriş kapısı burada. Biraz hızlanıyorum arkadaşlar. Durin gününde tepeye tırmandıkları. Bakın burada ışığın yansıdığı Durin gününde bölüm. Yine çizimler devam ediyor. Bildiğimiz çizimler genel olarak. Bakın Smaug ile Bilbo demiş şurada. Ateş ve su artık sona doğru geliyor. Bart ile ejderha, Ardis kuşu ile kuzgun, roak, Bilbo ile arken taşı, arken taşını buldu biliyorsunuz. Bilbo arken taşını Bart ve Elf kralına gösteriyor demiş. Bilbo ve Thorin, Beş Ordu'nun savaşı, Thorin bana gelin diye haykırıyor buradaki bölümde. 62 İsveç ve 73 film baskıları için kullanılmış. Thorin'in ölüm döşeği. George Marrow'a ait bu illüstrasyon şüphesiz Gandalf'ın midilli sırtını binmiş halde gösteriyor sanılabilecek olsa da aslında The Marvelous Land of Snurts, yani sineklerin fevkalade diyarı, cadı Meldrum Ana'yı gösteren bir çizimdir. Meldrum Ana burada sepetlere olan Joe ile Silvia'yı kaçırmak için büründüğü tebdili kıyafet içindedir demiş. Evet, ben de kesinlikle bunu Gandalf zannederdim. Son safa, şarkılar, açık artırma sırasında Bilbo'nun eve varması çok komik bir sahneydi. Çıkın çıkmazının girişi. A2 Erebor Seferi, B2 ürünlere dair bibliografya ve yaban eller haritası kaldı. Geriye burada Erebor Seferi'nin detaylı bir anlatımı var. Burada eski ürünlerle alakalı bakın çok detaylı bir anlatım var. Bir İngilizce orijinallerden alınmış, daha sonra da tabii Türkçe'ye çevrilmiş detaylar görünüyor. Latin alfabesiyle yazıldığında altı çizili harf çiftleri ürünlerle birer karakterlerle tefsir edilerek ürünler şöyle okunur demiş. Yani buradaki yazının açıklaması aslında bu. Burada da bakın İşinize lazım olursa. Ben çünkü dövme istiyorum. Belki sizler de şey yaparsınız. Harflerin birebir karşılığından bahsediyor. Şöyle göstereyim. Bibliografi kısmına geldik. Hobbit'in farklı baskıları, modern klasikler, bu da farklı bir baskı, çevirileri ve resimli baskılarından bahsediyor. La Hobbito Ababo kaç dile çevrilmiş, nasıl çevrilmiş, kaç kere çevrilmiş. Bakın Türkçe Hobbit. Oradaydık ve şimdi buradayız. İstanbul 645'ten çıkmış. Hobbit oradaydık ve şimdi buradayız. 1997'de. Bu 1996, bu 97. Tekrar işte 645'ten çıkmış. Hobbit İstanbul İthaki'den 2007'de çıkmış. Çeviri Gamze Sarı diyor. Hobbit'in çevirileri. Ha, odaklama gitmiş. Düzeltelim. Wilderland. Ve kitap bu şekilde son buluyor. Arka kapağını okumuştuk. Bitti. Evet, tekrar merhaba. Sayfa sayfa incelememiz bitti. Sırtım ağrıyor. Ayakta yaptım bu işi salak gibi. Gerçekten diyorum, bakın alışamadım diyorum. Doğru diyorum yani, gerçekten alışamadım. Kitap kaç sayfa toplam, ona da bakalım. Siz baktınız mı? 399, tam tamına 400 yani sayfa diyebiliriz. 400 sayfalık bir kitap. Güzel bir kitap. Detayları gördünüz zaten. Çok çok detaylı. Eğer hani böyle bir kitap elimde bulunsun ya, işte çok böyle külliyat gibi detaylı bilgiler olsun. Hobbit'le alakalı, Tolkien'le alakalı çizimler, basımlar vesaire derseniz bu kitap o kitap bence. Keyifli bir kitap. Böyle hani alayım da ben bunu elime işte bir çırpıda okuyayım gibi ben okuyamam, öyle düşünüyorum. Ama hani ihtiyacınız olduğu zaman bir bilgiye, bir şeye vesaire açıp buradan bulup bakabilirsiniz. Öyle bir el altı kaynağı gibi olmuş. Bence diğeri o Tolkien mirası olarak daha önce baktığımız kitap daha çok hani böyle eline alıp okuyup, ne bileyim, başının ucuna koyup yatarken bakabileceğin falan bir kitap. Bu biraz daha kaynakça gibi. Çok güzel. Bunun daha sonra hatırlarsınız resimlerle alakalı özel bir basım daha çıkmıştı. Hatta sayılıydı. 1000 tane mi ne vardı? Ben onu kaçırdım maalesef. Şu anda da böyle 4-5 katına falan satıyorlar. Çılgınca fiyatlar var yani. 300, 400, 500 liraya kadar. Belki daha bile fazladır ilk birinci, ikinci şeyleri falan alan olduysa. Bu şu an ne kadar bilmiyorum. Sanırım hala baskıda değil. Ama olsa olsa herhalde 65 liraymış. 100-150 lira civarına falan satıyorlardır diye düşünüyorum. Belki daha düşüktür, olabilir. Bazen bulunabiliyor nadir kitapta vesaire. Her zaman söylüyorum kitap konusu açılınca. Nadir kitaba mutlaka bakın. Bazen böyle işte şömizde küçük bir yırtılma olabiliyor. Böyle bantla falan halledebileceğiniz. O zaman fiyatlar bayağı düşüyor. Alsat kitap var uygulama. Oradan bakabilirsiniz. Yine böyle ikinci el dolap gibi kitap uygulamaları var. Oradan bakabilirsiniz. Dolapta da çoğu zaman şeyler olabiliyor. Kitaplar olabiliyor. Eski kitaplarından çıkarmak isteyenler. Oradan bakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yeniyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Veya abone olmadıysanız, zaten 186 tane abonem var. Abone olmamışsınızdır yüksek ihtimalle. O yüzden lütfen abone olun. Zile basmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Daha farklı kitaplarda, videolarda, farklı içeriklerde umarım birlikte olacağız. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Görüşürüz.